yanınıza. Çünkü yurt dışında kendi kültürünü, geleneklerini yaşamak farklı bir şey. Zannediyorum ailelerimizin de böyle bir ihtiyacı var, çocuklarımız bu bayramlarımızı bilsin diye. Kadımca, kendimce anlatmaya çalışacağım. Kusurumuz olursa affola. Bildiğiniz gibi Ramazan bayramını yaşıyoruz. Şeker bayramı da diyor çocuklarımız için. Sevgili çocuklarımız, bizim kendi dini bayramlarımızdan bir tanesi bu. Geçtiğimiz ay aileleriniz, bazılarınız, sizler de bizim çocuklardan da Ramazan nedeniyle oruç tutanlar oldu. Bu oruç döneminden sonra biliyorsunuz artık oruç vazifesini yerine getirdikten sonra yine ailelerimizle buluşmak, birlikte yiyip içmek için 3 günlük bir bayramımız var. 20'sinde başladı. Bugün 3. günü Ramazan bayramının. Bugün ayrıca bir bayramı daha kutluyoruz. Siz sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu bayramda bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşlılık böyle bir şey, hem gözlük hem gözlük. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hem Türkiye'deki çocuklarımıza hem dünyadaki çocuklarımıza armağan ettiği bir bayram. Bu bayramın iki önemi var. Birincisi, az önce söylediğim gibi, çocuklara armağan edilmiş bir bayram. Dünyada ilk defa çocuklara armağan edilmiş bir bayram bu. Ve bizim ülkemizin, cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk sizler için verdi bu bayramı. Çünkü çocuklarımıza çok önem veriyor, gençlerimize çok önem veriyordu. Diğer bir önemi de Millet Meclisi'nin kurulmuş olması, egemenlik ve egemenlik bayramı, yani artık milletin kendi kendini idare edebileceği bir parlamentoyla idare edebileceği bir güne denk geldiği için de bu bayram verildi. Yani böyle iki anlamlı önemi var. Atatürk'ün çocuklarla ilgili söylediği birkaç şeyi size okumak istiyorum. Bu anlamda nasıl çocuklarımıza, gençlerimize önem verdiği, nasıl öğütler verdiğini belki kulaklarımızda bir tınısı kalır diye gözlüğümle okuyabilirsem. En önemli sözlerinden biri çocuklarla ilgili değil ama tabii ki sanatla ilgili. Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız. Çok önemli, sanatın, kültürün önemiyle ilgili sizler de aileler olarak buna önem verdiğiniz için buradasınız. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Çocuklarımızla ilgili Atatürk'ün söylediği sözlerden birkaçını size okumak istiyorum. Çocuklar, geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğünü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğrenimlerini tamamlaması için hiçbir fedakarlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim. Bunun yanında bildiğiniz gibi, belki küçüklerimiz bilmiyor, Türkiye'de 23 Nisan'da çocuklarımız devlet makamlarına oturuyorlar. Bir günlüğüne belediye başkanı oluyorlar, başbakan oluyorlar, cumhurbaşkanı oluyorlar. Bu da yine Atatürk'ün döneminden gelen bir gelenek. Şu anda da hala sürdürülen bir gelenek. Son olarak biz Binfikir Tiyatrosu olarak 2008 yılından beri çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı sahne ışıklarıyla buluşturuyoruz. Belki de bunun nedeni, çocukların gözlerindeki ışıltıyı bizden daha önce fark eden ve milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ona bırakacağım, gözüm arkada kalmayacak diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün de kurduğu bir ülkeden geldiğimiz içindir. Şimdi çocuklarımızın sabırsızlıkla beklediğiniz oyunu için sahneyi terk ediyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum.
Tamam, tamam. Çekiyorum kalbim. Ve bugünkü yemeğimiz omlet. Harika bir seçim. Gevur'un çektiğiyle bu kadar olmamış. Yetti sağda yumurta seçtin. Adana'da omlet ya. Omlet ya. Omlet ya. Sanattır. Hem biber ve soğan kullanmıyoruz ya. Hemen bahane bulma. Biz biber ve soğanı sana menene ederiz. Sen bilmezsin. Omlet yaparsın. Sanatçısın ya. Tamam tamam. Yemeğe başlıyoruz. İlk önce tavaya yağ koyuyoruz. Evet. Ben evden buyruk yağıyla tereyağı
Karagöz ve Acıbaz. Hoş bulduk kel kafalı Karagöz'üm. Ne o? Hiç konuşmuyorsun Karagöz'üm. Ana dilini mi yoksun? Flamanca kursuna başladım Hacı Cavcav. Dili öğreniyorum. Acayip kurs parası, vay vay vay, çifte derli, yaşamdan çifte dili, yaşama geçeceğiz mecburen. Üç dilli yok, bir de çifte de. Erkeksiz, teker teker gelin, al sana Kürt. Al sana Kürt, beni tek resmi dilli ülke yerine Almanya'ya getirseydin ya da Fransa'ya. Ben söktüm, bizim komşu geri dikiyor. Kas yedir mi hiç Hacı Cavdan? Bak kas yapıyorum, her gün spora gidiyorum. Al sana küt, benim fitneyle mitneyle işim olmaz. Ha öyle desene. Fitness'e gitmiyorum. Her gün dışarıda dolaşıyorum. Bazen de koşuyorum. Temiz havada hem de. Hiç kimseye bebek vermedim. Hiç kimseden de bebek almadım. Aman senin olsun. Ben tarihi sevmem. Sıkılırım tarih derslerinden.
Öyle desene. Tarifi şimdi anladın. Tarifleri de zam geldiğine. Tarife de değil, tarif. Yani yemek pişirmek için sırasıyla yapman gerekenler. En iyisi gel benim kapıya atalım. Hadi Cavcan. Kafe dengi birini bulmak zor adamım. Ortalık kafe dengi insan oldu. Sen kahvehanede okeyle zaman harcarken dikkat et de hayat seni harcamasın Karagöz'üm. İki okeyi birden gelmiştim. Bir şey olmaz bana. Ben biterim. Karagöz'üm yine yanlış anladım. Zamanını boşuna harcamına demek istedim. Boşuna harcamıyorum. İşsizlik bedelini alıyorum hadi. Zapping yap Karagöz'üm. Aman Karagöz'üm ne yapıyorsun? Niçin vuruyorsun bana? Bana küfretmeseydin. Zapping diyorum ben, zapping. Yani kanal değiştirme. Belçika'ya beğenmiyorsan başka ülkeye zapping yap dedim. Nerede oldu bile? TV kanalı değil mi? Kendimi yalnız hissediyorum. Hadi Cavcan. Çete demeseydin Karagöz'üm. Al sana küt. Chat diyorum, çete değil. Yani internette, sosyal medyada yazılı ya da sözlü muhabbet. Param varsa karşıdaki internet kafeye gidip hemen deneyelim. Yok, benim karnım acıktı. Brokoli yiyelim, sağlıklı. Niye bırakacak? Bana hayat. Al sana küt. Brokoli diyorum, brokoli değil. İki minik artık deneyeceğim seni. Evet doğru. Hiç öyle bakmamıştım brokoliye. Sende mangal var mı? Mangal değil, mangal. Barbecue. Al sana barbecue, bebek ne kızlar için. Al sana barbecue demedim, barbecue. Özellikle yapmak için. Hayır desene, bir bıraktım. Sadece sebzeyi. Vejetaryen oldun demek. Sebzeyle işim olmaz. Yine yanlış anladım. Sebze yemeyenleri bravo, bravo. Et yemeyenleri et yemeyenleri et yiyecek. Thank you.
Haram malda yoktur gözüm, garip hakkını yiyene elbet vardır bir çift sözüm. Kel olanım budur özüm, haram malda yoktur gözüm, garip hakkını yiyene elbet vardır bir çift sözüm. Yok inadına koşuşuyor. Bana da öyle bir söyle bir şeyim baba şimdi.
Ketini ormanda bıraktı dolaşıyor. Her de beni unutmuş da sanki inadına inadına koşuşuyor. Sana böyle bir söylemişim baba şimdi. Çok zengin oldukları için her istediğini anında alıyor.
En son teknoloji aletler, bilgisayarlar ve cep telefonu da oluyor. Halbuki ben arkadaşlarımla saklambaç, en iyi sen de genelde bir tanıda okuldaki arkadaşlarımla da kimin arkadaş olsam sana olacağım büyük ve karşı çıkışları yaparım. Ne zaman birlikte oynamak istesem babam hep çalışıyor. Artık çalışma baba dediğimde çocuğum ben çalışmazsam sana bu oyuncakları nasıl alırım diye yanıtladı babam. Ben oyuncak değil, anne ve babamı istedim. Onları istedim. Ama anne babam da ben de hepimiz karnın kölesi olduk. Benim bu kadar sabahtan beri güneşe ısınmış sabah ediyor. Kırıktan kulağa geliyor. Benim uykusundan ısınamış. Benim bildiğimde tekrar mutlu etmeye çalışmamız dostlar, arkadaşlar, yaranışmamızı, sevginin varlığını göster. Kemikler, sizin gibi arkadaşlarım olduğu için çok şanslıyım ve mutluyum. Hepinizi çok seviyorum. İstiyorduk. Çocuklara çok güveniyorduk. Gördük de onu. Mikrofonsuz çok daha iyiler. Onu gördük. Bir dahaki de mikrofonsuz oynatacağız. Şimdi tabii ki politikacılardan ki Ali hocamı da çok iyi tanıyorum. Diğer politikacılarımız da var. Tabii ki onlar bulunması gerekiyor. Sayın Köse, Mehmet Eğri, Ali İnce. Ama Atatürk ne demiş? Cumhurbaşkanı bile olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız dediği için ben önceliği, ben daha doğmadan Belçika'da Belçika Türk Tiyatrosu'nu kuran ve tiyatroyu başlatan 1966 yılının 15 Mayıs'ında Mustafa Zıngır'ı, Zıngır hocama buraya çağırıyorum. Nerede kendisi? Saklanıyor. Mustafa Zıngır hocam çağırıyorum. Ve biraz önce gördüğünüz, yani
Tiyatromuzun Belçika'daki, belki de Avrupa'daki en eskisi, en eski tiyatrolardan birini kuran Mustafa Zıngır'ı ve bizim tiyatromuzun en miniği Zeynep Sağ. Zeynep Sağ'ı çağırıyorum ben buraya. Zeynep gel bakayım. Zıngır hocamız, yani en eski tiyatrocumuz, en yeni tiyatrocumuza bir ayi de bakayım. Zıngır Hoca bunda en eski tiyatroyu yapan. Zıngır Hocam mutlaka iki cümle bir şey diyecektir. İki cümle. Ah. Bundan daha büyük ödül olmadı. Benim söyleyecek fazla bir şeyim yok çünkü Sevgili Hanım'la arkadaş. Adımı değiştirdim hocam. Erdinç. Erdinç Bey her şeyi söyledi. 57 sene 4 ay oldu sahneye son çıkışım. Yani bu gece. Herhalde tekrar çıkabileceğiz. Onun için ben çok hoşuma gitti. Çocuklar bir şeyler yapmışız yani. Tohumlarını, tiyatro tohumlarını serpmişiz. İşte böyle torunlarımız bile bize şeref verdiler. Başka bir şey söyleyeceğim. Hepinizi selamlarım. Çok teşekkür ederim. Bu şeye katıldığınız için yerini atan çocuk var. Hocam Sertukay kendisinde tuttu. Hocam Portugalcı değilsin sen dur. Zeynep'e veriyorum. İnşallah Zeynep bu diplomayla küçük elleriyle efendim bir gece bir sene sonra tekrar sahneye çıkıp eğer ben yaşarsam tabii yaşarsın. İnşallah onun da sahneye çıkıp oyun oynamasını seyrederim. Teşekkür ederim. Alkışlar. Şimdi hocam çok teşekkürler. Görüşürüz hocam. Şimdi arkadaşlar politikacılar yine bekleyecek. Niye biliyor musunuz? Aynı Zeynep gibi. Teşekkürler. Geçebilirsin. Şimdi politikacı aynı Zeynep gibi başlayın. Şimdi büyük tiyatromuzda saat 3'te göreceğiniz çocuk tiyatrosundan yetişen iki tane oyuncumuz var. Hanedanı. Hanedan Asolist. Nerede Hanedan? Hanedan da şu anda evet, Fatma Buldu'a. Fatma Bulduk. Sena Fatma Bulduk. Hanedan alışık sahneye tabii. Çok sevdi Hanedan. Ama çocuklar çok iyi iş çıkardı zaten. Bütün çocukları tebrik ediyorum. Fatma'yı da tebrik ediyorum. O yüzden hani bence ebeveyn olarak çocuklarınızdan gurur duyabilirsiniz. Teşekkürler. Biz de sizden gurur duyuyoruz. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar durum daha bitmedi der gibi. Aylin var. Aylin arkadaşımız çocuk tiyatrosunda oynadı ve şimdi bu çocuk biraz önce seyrettiğiniz oyunun yönetmenleri arasındaydı. Aylin Çolakeri çağırıyor. Nehir Yıldırım. Sana da nehir çıktı nasılsa. Söyleyecek bir şey. Konuşamıyor. Sahnede ben sanatımı konuştururum diyor yani. Alkışlıyoruz ikisini. Teşekkürler. Ve teşekkür ediyorsun değil mi Aydın ablaya? Sen de ahi diyebilirsin. Sen de ahi diyebilirsin. Ahi. Tamam. Şimdi arkadaşlar şimdi sanata öncelik son önceliğimiz var tabii. Bir de biz gırgır modeli diyoruz Türkiye'deki okuru yazar çizer. Ondan sonra da baş sayfa hatta yöneticiyi yapan bir model. Oğuz Aral'ın Türkiye'de.
karikatür dergiciliğinde, mizah dergiciliğinde yaptığı bir iş. Biz onu tiyatroya uygulamaya başladık. Hayatında tiyatroya gitmeyenleri tiyatro salonuna çekiyoruz. Ondan sonra sahneye, sonra da yönetmen yapıyoruz. İtinayla yönetmen yapılır. Vedat Yeşilyurtlu. Bir sonraki oyunumuzun yönetmeni. Mehmet Sağ. Mehmet Sağ. Mehmet. Mehmet, merhaba. Dünyanın en güzel, en güzel işini yapıyor abi, tiyatro. Yani saf, temiz. Yani ben de heyecanlandım şimdi. Heyecanlandım normalde de. Tebrik ederim. İyi ki geldiniz, ilk oyunlarımızı izlediniz. Ve inşallah devam edersiniz izlemeye. Tiyatro olmazsa hayat olmaz. Ben bunu söyleyeyim. Daha düşte de Vedat'ın yönettiği oyun var. Yaşasın Kabare. Onun reklamını yapmadı, ben yapayım. Teşekkürler Mehmet. Bir şey var mı? Tiyatrodan nefret mi ediyorsun? Henüz değil. Henüz değil. Mikrofonlar sayesinde diyeceksin ya. Evet. Hadi bak, alkışlarımızla alıyoruz. Şimdi arkadaşlar, Ali İnce, belediye başkan yardımcısı, 23 Nisan'da bu salonu bize bir şekilde ayarladı. Ve biz de özellikle niye 23 Nisan'ı seçtiğimizi Serpil Hanım anlattı. Yani çocukların gözündeki ışıltıyı ilk gören biz değiliz. Türkiye'yi kuran lider görmüş zamanında. Onun için dedik ki 23 Nisan'da salon doldurmak zor olur ama yine de biz 23 Nisan'ı özellikle seçtik. Kendisi de salonu ayarladı. Ali İnce hocamızı, belediye başkan yardımcımızı çağırıyoruz. Leo Selim Costa, tek başına hem Karagöz hem Hacivat oldu. Leo Selim Costa. Leo. Bak. Hocam, mikrofonu verme dedi bana ama veriyorum. Böyle ilginç bir patikaj. Ya ben böyle, senin dediğin gibi böyle tiyatroyu daha fazla beceremiyorum. Biraz siyaset daha değişik dediğin gibi. Siyaset başka bir tiyatro. Ama ben bugün gerçekten 23 Nisan'da çocuklarımızın istediği tiyatroyu çok beğendim. Hakikaten her zaman yapmak istediğim ama beceremedim. Hocam seni de komedi pazarında değerlendireceğiz. Verirsen Neşe'ye. Diyemadık. Teşekkürler. Tamam. Alkışlıyoruz. Şimdi Mehmet Eğri Sıkarbet Belediye Başkan Yardımcısı, o buradaydı. Burada mı hala? Bitti mi? Yok mu arkadaşlar? Kim var başka? Sait Köse buradaydı. Sait Köse'yi hem duayen politikacı hem de kültüre sanata sürekli sessiz sakin destek olan en arkadan izlemiş, bakın çaktırmadan Big Brother gibi. Sait Köse'yi Elif Özkara sırasıyla veriyorum arkadaşlar, belli bir şey yok. Sadece Zeynep'i özellikle seçtim, diğerleri sırasıyla. Elif, benden almıyorsun bak, şeyden duayen politikacıdan alacaksın. Caner'in kızı, maalesef Caner'i çekmemiş. Caner çocuk Galatasaraylı değil mi? Yani değişmez. Beşiktaş'ta yapacakmış bak, söyleyeyim. O kadar basit, daha önce Beşiktaş olmuş. Efendim çok teşekkür ederim. Her şeyden önce bayramlarımızı kutluyorum. Bayramın mutluluğu var ama tabii ki şimdi memleketimizde yaşanan felaketler, deprem felaketleri ve saklamaya gerek yok. Seçimle alakalı gerilen ortamlar bize değişik duygular yaşatıyor. Hem mutlulukları hem üzünleri yaşıyoruz. Ama bütün bunlara rağmen 2008 yılından beri kendileri söyledi. Herkesi alkışladık. Yılmadan çalışan, çocuklarımıza destek veren, eğitim veren sevgili Serpil Agün ve sevgili Erdik Utku'ya alkışlayan büyüğünü istiyoruz. Çocuklara da birkaç kelime söylemek istiyorum. Sevgili çocuklar, hayal edin. Gerçekten başarının anahtarı hayal etmek. iPad'ı, telefonu, TikTok'u bırakın. Sadece hayal edin. Ama hayallerinizi de başarmak için
mutlaka derslerinizde iyi çalışmanız gerekiyor. İyi eğitim almanız gerekiyor. İyi diplomalar, iyi kareleri getirin annelerinize. Ve böyle hayatta başarısınız. Tekrar iyi bayramlar, başarılar. Teşekkür ederim. Beşiktaş soracağız değil mi? Tamam. Şimdi Serpil Aygün. Serpil Aygün'de sıra. Adı geçti. Ela Çiçek. Tamam. Ela Çiçek. Biraz hızlandırıyoruz arkadaşlar. Ela'ya alkış. Derin İnal. Derin İnal. Beyza Eke. Beyza'ya ben veriyorum. Benden alalım. Ada Çiçek. Ada'ya ben vereceğim. Özelinde. Çok çalıştık bununla. Teşekkürler.